Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elfu elf salatin ve elfu elf selamin aleyke ya Resulallah. Elfu elf salatin ve elfu elf selamin aleyke ya Habiballah. Elfu elf salatin ve elfu elf selamin aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. Yüce Rabbim Celle Celaluhu her birimizi hem dünyası mamur hem de ahireti mamur olan bahtiyar kullarından eylesin. Yüce Rabbim Celle Celaluhu bizi, çocuklarımızı, eşlerimizi, aile bireylerimizi, komşu ve akrabalarımızı, mahalle sakinlerimizi dininde, diyanetinde, ibadetinde koşan, sayeden, zevk alan ve bu yolda birbirleriyle yarış yapan ayık kullarından eylesin. Haramlara karşı, günahlara karşı nefretimizi artırsın. İbadetler olan hevesimizi, şevkimizi ziyadeleştirsin. Yüce Rabbim Celle Celaluhu geçmişlerimize rahmet eylesin. Yüce Rabbim Celle Celaluhu hadis dersimizi ve diğer derslerimizi, sohbetlerimizi bereketli eylesin. Yeni yayın yılımızı da Rabbim hayırlara vesile eylesin. Hidayetimize vesile eylesin. Ahirette aleyhissalatü vesselam Efendimizin güzel şefaatine vesile eylesin. Kıymetli izleyenlerim, Allah Celle ve Ala Hazretleri biz insanları ne için yaratmıştır? Estaizu billah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri ancak beni tanısınlar, bana kulluk yapsınlar, ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. Öyleyse bizim dünyada varlık sebebimiz bir Allahu Teala'yı bilmektir. İki, o bilginin neticesinde de ona kulluk yapmaktır. Bu iki vazifeyi kim ne kadar yaparsa o kadar başarılı bir kul olur. Bu iki vazifede kim ne kadar geride kalırsa kullukta da o kadar geride olmuş olur. Şöyle düşünelim. Üniversite imtihanları için sınav yapılır. Bu sınavda herkesin bir sınav salonu vardır, oturduğu yer vardır. Şimdi saat başlar, imtihan ve sınav saati başlar, belli bir sürede biter. Bu imtihan saati başladığı andan süre bitinceye kadar olan süre içerisinde orada oturan bütün imtihana tabi olan, sınava tabi olan öğrencilerin işi gücü nedir? İşi gücü orada doğru cevap vermektir. En çok neye dikkat edecekler? Yanlış işaretlememeye dikkat edecekler. Doğruyu işaretleyecekler, yanlış işaretlemeyecekler. Her yanlış ona bir eksi temin edecektir. Her artı, her doğru da ona bir artı temin edecektir. Neticede o süre içerisinde bunun su içme ihtiyacı olabilir. Sağını solunu kaşıma ihtiyacı olabilir. Pozisyon değiştirme, yoruldu ihtiyacı olabilir. Fakat bunlar ihtiyaçtı. En önemlisi odaklanması gereken nedir? O sınavı sağlıklı, başarılı bir şekilde tamamlamaktır. O süre içerisinde. Kıymetli izleyenlerim, biz de buluğa erdiğimiz günden itibaren son nefesimiz, ki süre belli değildir burada, yani bizim açımızdan belli değildir. Sınav ne zaman bitecek? Tamam bitmiştir, herkes kağıdını defterini teslim etsindir, etsin diyecekleri anı biz bilmiyoruz. Dolayısıyla biz sınavın başladığını buluğ ile biliriz. Buluğa eren her kız ve erkek sınavı başlamıştır. Artık farzlar, vacipler, sünnetler, haramlar, müfsitler, mekruhlar her birisi onun hayatında geçerlidir. Konuştukları, baktıkları, yaptıkları, yedikleri, içtikleri, harcadıkları hepsi lehte veya aleyhte tahakkuk etmektedir. Yani sınav kağıdını artık biz işaretlemeye başladık. Doğru veya yanlış işaretliyoruz. Her doğrunun, her yanlışın bir sonuçta artı veya eksi olarak yansıması vardır. Bu bakımdan biz
buluğa erdiğimiz andan itibaren son nefesimizi teslim edinceye kadar olan süre içerisinde evleniriz, çoluk çocuk sahibi oluruz, iş kurarız, işçi alırız, işçi oluruz, değişik işler yaparız. Efendim amir oluruz, belediye başkanı oluruz, vali oluruz, kaymakam oluruz, müdür oluruz, imam oluruz, vaiz oluruz, müftü oluruz. Ne olursak olalım bunların hepsi bir kenarda, Allah'a kul olmak hepsinden önemlidir. Yani devletin başında olan reis-i cumhur, başbakan, genelkurmay başkanı, milli eğitim bakanı falan bakan her ülke için geçerli bunlar. Bu insanların birinci vazifeleri Allah'a karşı sorumluluklarıdır. İkinci vazifeleri üstlendikleri vazifeyi gerçekten hakkını vererek yapmaktır ki bu vazifeyi de hakkıyla yapma noktasında Allah'a karşı yine sorumludurlar. Öyleyse şöyle bir hülasa yapalım. Bizim hayatta uğraştığımız, ilgilendiğimiz çok önemlidir dediğimiz işlerimiz vardır. Ama bilmeliyiz ki hiçbirisi Allah'a karşı yapacağımız ibadetlerden daha önemli değildir. Hiçbir işin hatırına sabah namazının farzını terk edemeyiz. Hiçbir işin hatırına öğle namazını terk edemeyiz. Hiçbir işi hatırına ve hiçbir toplantı hatırına ikindi namazını, akşam namazını, yatsı namazını terk edemeyiz. Çünkü hiçbirisi bunlardan daha önemli değildir. Bu bakımdan hayatımız ibadet endeksli olmalıdır. Bu ibadetler içerisinde farzlar vardır, vacipler vardır, sünnetler vardır. Sünnetlere nafile ibadetler ifadesi de kullanılıyor. Fıkıh kitaplarında babu nevafil, nafileler babı diye zikredilmektedir. Nafile demek farza ilaveten söylenmiş veya meşru kılınmış ibadetler demektir. Yani farz asıl sorumlu olduğumuz, yapmazsak mesul olduğumuz vazifelerdir. Nafile bunlara ilave, bunları tamamlayan, bunlara ilave olarak getirilen vazifelere deniyor. İşte bizim de ibadetler içerisinde nafile ibadetlerimiz var. Her ibadetin mesela orucun nafilesi vardır. Pazartesi, perşembe oruçları gibi. Zekatın nafilesi vardır, sadaka gibi. Efendim haccın nafilesi vardır, namazlarında nafileleri vardır. Her farzdan önce, her farzdan sonra veya birçok farzdan önce ve sonra nafile ibadetler vardır. Sabah namazının farzından önce var, öğle namazının farzından önce ve sonra var. İkindi namazının farzından önce var, akşam namazının farzından sonra var, yatsının farzından hem önce hem sonra var. Farklı görüşler olsa bile sonuç itibariyle farz ibadetlerin dışındaki ibadetlere ne diyoruz, namazlara ne diyoruz? Nafile ibadetlere diyoruz. Bunlardan birisi de işrak, birisi de kuşluk namazıdır. Kıymetli izleyenlerim, bugünkü dersimizde işrak ve kuşluk namazı ile ilgili hadis-i şerifleri müzakere etmiş olacağız. Hazreti Enes radıyallahu anh rivayet eder, der ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Men salla subha fi cemaatin, bir insan sabah namazını cemaatle kılarsa, thumme qa'ade yedkurullaha hatta tatlu'aşşemsu, namazdan sonra otursa, Allah'ı zikretmeye devam etse, bir ilim meclisi, bir sohbet meclisi, bir zikir meclisi oluşturursa, yani Mevla'yı zikrediyor veya zikir anlamına gelen sohbetle meşgul oluyorsa, güneş doğuncaya kadar, thumme salla rekaateyni, sonra güneş doğduktan sonra kerahat vakti kalkınca, ki hani orada bir yarım saat veya 45 dakikalık bir süre var, bu süreyi zikirle geçirdi. Sonra kalktı, iki rekat namaz kıldı. Kânet lehu ke ecri haccetin ve umretin. Bu insan için bir hac, bir umre sevabı temin etmiş olur bu iki rekat namaz. Kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem tâmmetin, tâmmetin, tâmmetin. Ravi der ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz tam bir hac, bir umre sevabı diye tam kelimesini 3 defa zikretmiştir burada. Şimdi kıymetli izleyenlerim, burada zikredilen bir cemaatle kılınan bir namaz var. Cemaatle kılınan namazdan sonra oturuyor, zikirle meşgul oluyor. Namaz kılabilecek bir vakit güneş doğduktan sonra gelince kalkıyor, iki rekat namaz kılıyor.
Buna işrak namazı deniyor. Bu insana tam bir hac, bir umre sevabı temin etmiş oluyor. Evinde kılan, namazı evinde kılanlar kıldığı yerde bunu yapmış olacaktır. Hele kadınlar genelde evde namazlarını kılarlar. Onlar işrak namazını, namazı kıldıkları yerde, sabah namazını kıldıkları yerde zikirle meşgul olarak işrak vakti gelince kalkıp iki rekat namaz kılacaklar. Bu arada dünya kelamı konuşmuş olmayacaklar. Tirmizi'nin şerhinde Allame Sirrac Ahmed Hazretleri der ki, gündüzün evvelinde mutaaraf olan, yani Müslümanlar arasında biline gelen iki tane namaz vardır. Birisi güneş doğup bir mızrak boyu yükseldiğinde kılınan namazdır ki buna işrak namazı denir. İkincisi güneş daha yükseliyor takriben güneşin doğuşundan 2,5-3 saat sonra güneş fazlaca yükselmiş oluyor. O zaman da kuşluk vakti başlamış oluyor. İşte o zamandan sonra öğlen namazına 45 dakika kalıncaya kadar olan süre içerisinde kılınan da kuşluk namazı olmuş oluyor. Yani gündüzün evvelinde kılınan iki türlü nafile namaz var. Birisi işrak namazı, birisi kuşluk namazıdır. Bazen hadis-i şeriflerde duha güneşin parlaması anlamındadır. Bazen işrak namazı ile ilgili duha ifadesi kullanmıştır. Dolayısıyla fıkıh kitaplarına yansırken işrak namazı ve kuşluk namazı diye yansıyan bu namaz hadis-i şeriflerde aslını bulmaktadır. Bugünkü dersimizde de bu namazlarla ilgili inşallah hadis-i şeriflerimizi görmüş olacağız. وَعَنْ اُمِّهَانِئٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ Ümmühani radıyallahu anhuma annemiz der ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethi gününde benim evime geldi. Fe'tesele boy abdesti aldı. Ve salla temaniye rekaatin 8 rekat namaz kıldı. Boy abdesti aldı, duş aldı ve 8 rekat namaz kıldı. Felem era salaten kattu ahaffe minha. Mekke'nin fethi telaşlı bir gün. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin daha önce kıldığı namazları biliyordum. Bu namazını da gördüm. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu namazdan daha hafif kıldığı namaz görmedim. Yani bu namazda Aleyhissalatü vesselam Efendimiz zamm-ı sure olarak kısa sureler seçmiştir ki daha önce namaza durduğu zaman bitmek bilmezdi. Kendi kendine nafile kıldığı namazlarda uzun uzun okurdu. Bunlarda ise kısa okuduğunu anladım. غَيْرَ اَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُعَ وَسُّجُودِ Yani rükû ve secdede sıkıntı yoktur. Rükû yine tam yapmıştır, secdeyi tam yapmıştır. Ama kıraat dediğimiz bölümü, yani zamm-ı sure kısmını o kadar kısa hiç yapmamıştı diyor. Tabi وَقَالَتْ فِي رِوَيَةٍ اُخْرَى وَذَٰلِكَ الضُّحَنْ مُتَّفَقُنْ عَلَيْهِ Ümmühani annemiz bu kılınan 8 rekatın kuşluk namazı olduğunu ifade ediyor ki bu hadis-i şerif Bukhari ve Müslim'de zikredilmiş bir hadis-i şeriftir. İmam Birgivi Hazretleri avamilinde atıf harflerine misal verirken salli duha erba'an ev temaniyen diyor. Yani kuşluk namazını 4 veya 8 olarak kıl diyor. İşte bu hadis-i şerifte Ümmühani annemiz radıyallahu anha aleyhissalatü vesselam Efendimizin kuşluk namazını Mekke'nin fetih gününde 8 rekat olarak kıldığını bizlere nakletmektedir. Öyleyse kuşluk namazında 8 rekatı var mıdır? Vardır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den 8 olarak menkuldür. Ama illa 8 olması gerekir mi? Hadis-i şeriflerimizde anlaşılacak zaten. وَعَنْ مُعَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا Hazreti Muaze Abdullah el-Adeviyye'nin kızı bu. Bu diyor ki قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا Annemiz Hazreti Ayşe anneye sordum. كَمْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُصَلِّي صَلَاةَ الضُّحَى Kuşluk namazını kaç rekat kılardı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? قَالَتْ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِدُ مَا شَاءَ اللّٰهُ
4 rekat kılardı. Dilediği kadar da, Cenab-ı Hakk'ın dilediği kadar da ziyade etti olurdu. Yani en az 4 rekat kılmaya çalışırdı. Ama 6-8 daha fazla kıldığı da olmuştur. Demek ki bu hadis-i şerifte taban olarak 4 gözüküyor. Ama taban olarak ve yezidu ma şa Allah. Allah-u Teala'nın dilediği kadar artırırdı ifadesini kullanıyor. Bu hadis-i şerif Müslim'de zikredilmektedir. Bu konuda kuşluk namazı ile ilgili Ebu Zer radıyallahu anh Efendimizin rivayet ettiği İmam Müslim'de var olan meşhur bir hadis-i şerif vardır. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Zer radıyallahu anh Efendimiz der ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadakatun. Sizden her birinizin vücudunda var olan her eklemi üzerine bir sadaka sabahlar. Yani her insan sabah kalktığında eklem yerleri çalışıyor mu? Eklem yerlerinin sağlıklı çalışmasının karşılığında Cenab-ı Hakk'a şükretmesi lazım. Vergisini ödemesi lazım. Sabah kalktık, ayağımızı toparlayamıyorsak, belimizi sallayamıyorsak, boynumuzu çeviremiyorsak, parmaklarımızı sallayamıyorsak, bileğimizi kullanamıyorsak, dirseğimizi hareket ettiremiyorsak, omuzumuzu hareket ettiremiyorsak kütük gibi kalmış oluruz. Eğer bizim kaşımız, kirpiklerimiz, çenemiz ve diğer eklem yerlerimiz çalışıyorsa bunu çalıştıran Allah'a şükretmek lazım. Dolayısıyla sizden her birinizin her eklemi üzerine bir sadaka her gün vermek üzere sabahlamış olur. Peki bu kadar sadakayı nasıl verebileceğiz? Bu eklem yerleriyle ilgili sayı bakımından da biraz sonra başka hadis-i şeriflerde gelecek. Peki bunun altından nasıl kalkacağız? Her gün, her gün, her gün sadaka vermeye kalkarsak kimin bütçesi buna yeter ki? Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ. Her tesbih sadakadır. Yani bir insan Subhanallah derse veya Subhanallah ve bihamdihi derse bu bir sadakadır. Demek ki Subhanallah deyince bir eklem yerinin o günkü sadakasını ödemiş oluyoruz. وَكُلُّ tahmidetin sadakatun, her elhamdülillah bir sadakadır. Ve kullu tehliletin sadakatun, her la ilahe illallah bir sadakadır. Ve kullu tekbiratin sadakatun, her Allahu ekber demekte de bir sadakadır. Ve emrun bil ma'rufi sadakatun, birisine iyiliği emretmek o da bir sadakadır. Ve nehyun anil münkeri sadakatun, nehyi anil münker yapmak, yani bir insanı bir haramdan, bir günahtan uzaklaştırmaya çalışmak, bu da bir sadakadır. Demek ki insanoğlu her eklem yerinin sadakasını parayla vermek mecburiyetinde değildir. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber gibi zikirlerle iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek suretiyle bu organlarının, eklem yerlerinin sadakasını ödemiş olur. Ve yujzi'u min zalika rak'atan yerka'uhuma min ad-duha. Bütün bunların hepsinden kuşluk vaktinde veya işrak vaktinde kılacağı 2 rekat namaz yeterlidir. Yani bir insan işrak vaktinde veya kuşluk vaktinde 2 rekat namaz Allah için, Allah rızası için kılar ve kendisine verilen eklem yerlerinin sağlığı, sıhhatinin şükrünü niyet ederse hepsinin sadakasını ödemiş sayılır. Vergi borcu kalmaz o gün ile ilgili. Ve yujzi'u min zalike rak'atani. 2 rekat namaz her organın, her eklem yerinin şükrünü eda etmiş oluyor. Neden 2 rekat namaz bunu eda etmiş oluyor? Çünkü kıymetli izleyenlerim, namaz kılan insan namazı kılarken bütün organlarını, eklem yerlerini harekete geçiriyor. Yani rükûde, secdede, rükûden kalkarken kavmede, secdeden kalkarken celsede insan namazını bütün organlarıyla beraber kılmış oluyor. Her uzuv
tabiri caizse secdeye kapanmış oluyor. Bir önceki akşamdan o zamana kadar olan sağlığın, sıhhatin her uzuvla ilgili şükrünü eda etmiş oluyor. Öyleyse bu iki rekat namaz, kuşluk namazı veya işrak namazı madem ki şükür görevimizi yerine getiriyor, her günün şükrü için böyle bir namaza ihtiyaç olduğuna göre işrak namazını devamlı kılmaya gayret etmek lazımdır. وَعَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ رَآ قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الظُّحَى Zeyd ibn-i Erkam radıyallahu anh Efendimiz, kuşluk vaktinde bir grup insanın namaz kıldığını görür. Yani güneş azıcık yükseldiğinde namaz kıldıklarını görür. Fakat لَقَدْ عَلِمُوا اَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ اَفْضَلُ Demek yani güneş doğunca biraz daha yükselmesi gerekirken onlar biraz daha erken kılmışlar. Onların öyle biraz erken kıldıklarını görünce aslında bunlar bu saatin dışında daha ileriki saatte kılmanın daha faziletli olduğunu biliyorlar. Bildikleri halde yanlış yapmış oldular dedi. İnne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyor. Salatul evvabin hine termulul fisal. Yani Allah'a itaatkar kulların kıldığı namaz, efendim güneşin biraz yükseldiği, sıcağın basmaya başladığı zamandır. Evet, yani böyle deve yavruların yanmaya başlayıp annelerin altında gizlenmeye başladığı, yani sıcağın bastı, güneşin yükseldiği an demektir. Yani affedersiniz, işrak namazını güneş doğduktan en az yarım saat, normal 45 dakika sonra kılmak lazım. Kuşluk namazı biraz daha sonra kılınır. Bu hadis-i şeriflerden bunu anlıyoruz. Bu konuyla ilgili kitabımızda ikinci fasılda وَعَنْ اَبِ الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَاَبِ دَرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Ebu Derda ve Ebu Zer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre قَالَا ikisi de şunu bize nakletmişlerdir. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. عن الله تبارك وتعالى أنه قال Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allahu Teala'dan bize nakletti. Yani bir hadisi kutsi olarak bu hadis-i şerif karşımıza çıkıyor. Ne demiş Allah Celle Celaluhu? Ya ibne Adem, ey Adem oğlu, İrka'li erba'a reka'atin min evvelin nehar. Gündüzün baş tarafında 4 rekat benim için, Allah için, Allah rızası için namaz kıl. Ekfike ahirehu. Eğer gündüzün baş tarafında benim için 4 rekat namaz kılarsan, o gün yapacağın işlerde ben sana yeterim. Yani ben sana yardım ederim. İşlerine bereket veririm, kolaylık veririm buyurmuş oldu. Demek ki gündüzün evvelinde kılınacak 4 rekat işrak namazı veya kuşluk namazı günümüzün tamamında Allahu Teala'nın bize yardım etmesine sebep olacak. Şimdi men kâne lillâh kâne Allahu leh meşhurdur. Kim Allah için olursa Allah da onun için olur. Yani biz gündüzün başlangıcında 4 rekat Allah için kılınca kim Allah için olursa Allah da onun için olur. Yani Allah da onun işlerini kolaylaştırır, ona yardım ve destek vermiş olur. Şöyle bir şey menkuldür, meşhurdur hatta. Men ce'alel humume hemmen vahiden hemmeddin kefahullahu hemmed dünya vel ahire. Kim insan, kim gönlünde derdi bire düşürürse, yani din derdine düşürürse, ahiret derdi, benim derdim ahireti kazanmak, benim derdim dini yaşamak. Tek derdin var dini yaşamak. Bir insanın derdi tek dert olursa, dertleri bire düşürürse Allah Celle Celaluhu hem dünya hem ahiret dertlerini halletmiş olur. Yani biz ahireti dert edinirsek, ona odaklanmış olursak
Allah dünyadan rızkımızı kesmez. Dünyadaki işlerimizi kolaylaştırır. Bu hadisi kutsi'de de neyi görüyoruz? Kulum, gündüzün evvelinde benim için 4 rekat namaz kıl. Gör ben sana neler vereceğim, neler ikram edeceğim. İşlerini kolaylaştıracağım, bereketlendireceğim. Ahirette vereceğimi de görürsün diyor. Evet, Allah için olmak meselesi böylesine güzel sonuçlar doğurmaktadır kıymetli izleyenlerim. Tirmizi'nin rivayet etmiş olduğu bu hadisi kutsi'de gündüzün evvelinde 4 rekat namazdan bahsetmiş oluyor. وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ Hazreti Burayda radıyallahu anh Efendimiz diyor ki سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولْ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim diyor. Ne demiş aleyhissalatü vesselam Efendimiz? فِي الْاِنْسَانِ 360 مَفْصَلًا İnsan vücudunda 360 mefsilen 360 tane mefsil yani eklem yeri vardır. Önceki hadis-i şerifte eklem yerlerinin sayısı zikredilmedi ama Burayda radıyallahu anh Efendimizin rivayet ettiği Ebu Davud'un naklettiği hadis-i şerifte ise insan vücudundaki eklem yerlerinin 360 tane olduğunu söylüyor. فَعَلَيْهِ اَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ Her eklem yeriyle ilgili bir sadaka vermeli her gün. O zaman her gün 360 tane sadaka vermek lazım. Bu birer lira olmuş olsaydı 360 lira olacak. Peki bunun altından kalkmak kolay mı? Elbette kolay değildir. İmkanı olan insanlar için bile kolay değildir her gün olunca. قَالُوا وَمَنْ يُط۪يقُ ذَٰلِكَ يَا نَب۪يَ اللّٰهِ Ey Allah'ın peygamberi buna kimin gücü yeter? Yani her gün 360 tane sadaka vermeye kimin ekonomik gücü yeter? Kimsenin yetmez yani. قَالَ aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdular ki اَنْنُخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ تَدْفَنُهَا وَالشَّيْءُ تُنَحِّيهِ عَنِ الطَّر۪يقِ فَاِنْ لَمْ تَجِدْ فَرَكْعَةَ اللّٰحَا تُجِزِئُكُ Sadaka deyince para vermeyi, nakit vermeyi anladınız. Ama buradaki sadaka kulun kulluktaki sadakatini ispatlayan Allah için yaptığı tavır ve davranışlardır. Mesela bir insanın mescitte gördüğü bir çöp veya uygunsuz milletin midesini bulandıracak, camiye cemaate gelen insanların midesini bulandıracak, canını sıkacak bir çöp, bir sıkıntı gördüğünde onu kaldırıp mescitten uzaklaştırmak var ya, işte o bir sadakadır. Veya en azından sadakadır. Bir midir, iki midir, üç müdür onu Allah bilir. Bir amel olarak baktığımız zaman mescitteki bir çöpü milletin midesini bulandıracak, rahatsızlık duyacak abidlerin, namaz kılanların, zikredenlerin, sohbete gelenlerin canını sıkacak bir menfi durumu kenara çekip yok etmek o bir sadakadır. Ayrıca yolda giderken yoldan gelip geçecek olan insanların, atların, develerin veya vasıtaların tekerine, ayağına zarar verecek, engel olacak olan şeyleri kenara çekmek o da bir sadakadır. Demek ki yolda giderken bir dal var yolun üzerine. Çektik hayvanlar rahat geçiyor, insanlar rahat geçiyor. Efendim yolda giderken bir çivi gördük. Aa, buraya bir araba gelir, lastiğine batar, sıkıntı olur. Veyahut da taş vardır. Taş sıçrar, birisinin üzerine sıçrar dedik. Yoldan geçecek olan insanlara, hayvanlara veya vasıtalara eziyet verecek olan bir şeyi kenara çekmek ve o yoldan selametle insanların, canların gitmesine yardımcı olmak bu da bir sadakadır. Diyelim ki böyle bir şeyle karşılaşmadın. Yani yola gitmedin ki böyle bir sıkıntıyı gidermiş olasın veya gittiğin yollar pırıl pırıl tertemiz böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmadın ki yardımcı olasın ve sadaka yerine geçmiş olsun. Veya mescide gittin pırıl pırıl tertemiz yapabileceğin mideyi bulandıracak herhangi bir şeyi kaldırma imkanı yok. Çünkü öyle bir şey yoksa ne yapacaksın peki bu 360 tane mefsilin şükrünü nasıl edecek sadakasını nasıl ödeyeceksin? Fe illem tecid.
Eğer bulamazsan böyle bir şey, فَرَكَعَتَ الظُّحَا تُجِزِئُكَ Kuşluk namazı veya işrak namazı olarak kılacağın iki rekat namaz senin için yeterlidir diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ebu Davud'un zikretmiş olduğu, nakletmiş olduğu hadis-i şerifte. Sahih-i Müslim'de Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anhadan rivayet edilen bir hadis-i şerif vardır. İnnehu خُلِقَ كُلُّ اِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى 360 مَفْصِلًا Yani insanoğlu yaratılırken 360 eklem yeri üzerine yaratılmıştır. فَمَنْ كَبَّرَ اللّٰهَ وَحَمِدَ اللّٰهَ وَهَلَّلَ اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ اللّٰهَ وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ اَوْ شَوْكَةً اَوْ عَظْمًا اَوْ اَمَرَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ نَهَا عَنْ مُنْكَرٍ عَدَدَ 60 وَالثَّلَاثَ فَاِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ Meali şudur. Her insan yaratıldığı zaman 360 tane mafsal eklem yeri üzerine yaratılmıştır. Allahu Ekber diyen, Elhamdülillah diyen, La İlahe İllallah diyen, Estağfurullah diyen, yoldan bir taşı kenara çeken, insanların geçici yoldan bir taşı kenara çeken, bir dikeni kenara çeken, bir kemiği oradan uzaklaştıran veya iyiliği emreden veya kötülüğü nehyeden olursa, bütün bu saydıklarımız eğer 360'ı bulursa, bu insan o gün dolaşırken فَاِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَ اِذٍ O gün dolaşır dolaşırken وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ Cehennemden kendisini uzaklaştırarak, yani bu görevini yerine getirdiği zaman cehennemden uzaklaşmış, zira Allah'a karşı günlük görevini yerine getirmiş oldu. Akşamdan sabaha kadar olan eklem yerlerinin çalışmasının, sağlıklı çalışmasının şükrünü eda etmiş, sadakasını vermiş olur diyor. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha'nın naklettiği hadis-i şerifte. Bunlar kıymetli izleyenlerim, Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinin bize lütuf ve keremleridir. Biz burada elhamdülillah deyince, subhanallah deyince hem o nimetin şükrünü eda etmiş oluyoruz, hem de bu tesbihimizden, hamdimizden dolayı ahirette Cenab-ı Hak bize verecek de verecek. Her tesbihin karşılığında, her hamdin karşılığında ahirette büyük mükafatlar verecektir. Hani İbrahim Aleyhisselam'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Miraç gecesinde ümmetine söyle ki cennetin suları çok tatlıdır, toprağı kayandır. Subhanallah ve bihamdihi cennetin ağaçlarıdır. Biz subhanallah ve bihamdihi deyince her ne kadar bir taraftan organlarımızın eklem yerlerinin şükrünü eda etmiş oluyor, sadakasını ödemiş oluyorsak da öbür taraftan cennetimize kocaman bir ağaç dikmiş oluyoruz. Büyüklüğünü, güzelliğini inşallah gidince görmüş olacağız. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Hazreti Enes radıyallahu anh efendimizden rivayet edildiğine göre aleyhissalatü vesselam efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Men sallalluha thintey aşrete rekaaten Her kim kuşluk namazını 12 rekat olarak kılarsa benallahu lehu kasran min zehebin fil cenneti Allah Celle ve Ala Hazretleri cennette altından ona bir köşk bina eder. Ben Allahu lehu kasran min zehebin fil cenneti. Allah Celle Celaluhu cennette ona altından bir köşk bina eder. Yarın ahirette cennete vardığında özellikle ona altından yapılmış bir köşk gösterilir. Bu neyin nesidir Allah'ım dediğinde işte bu kıldığın 12 rekat kuşluk namazının karşılığında sana verdiğimdir. Diğerlerinden dolayı, diğer iyiliklerinden ve diğer ibadetlerinden dolayı verecekleri ayrı. Sadece bu 12 rekat namaz kuşluk namazına devam ettiğinden dolayı efendim kendisine verilecek olan mükafattan bahsediyor. Tabi burada köşkten bahsediyor. Bu köşk dünyadaki hiçbir kimsenin köşküne benzemez. Gidince göreceğiz inşallah. O köşk cennetin köşküdür. Cennetin köşkünün büyüklüğü, güzelliği, hizmetçileri ve içerisindeki dekorasyonu hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, kimsenin aklı hayaline gelmeyen güzelliklere sahiptir. Evet,
İbadetlerin karşılığı böyle oluyor. Onun için ibadet her şeyden önemlidir dersimin başında söyledim. Yani kim dünyada ne kadar çalışırsa çalışsın altından kocaman bir köşk yapabilir kendisine. Yapsa ne kadar kalabilir içerisinde? Köşkü yaptığı içerisinde efendim hizmetçileri vesaire nimetleri sınırsız bir şekilde bunu mümkün değildir. Sadece ve sadece bunu Allah yapabilir ve bu sadece ve sadece cennettedir. Neyin karşılığı? Çok uzun mücadelenin karşılığı değildir. İmanın yanında 12 rekat kuşluk namazına devam eden insana Allah Celle Celaluhu cennette altından köşk vaat ediyor. وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ الْجُهَنِي رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Hz. Muaz ibn Enes el-Cuhani der ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Men qa'ade fi musallahu hine yansarifu min salati subhi. Dersimin başında İla'u Sünen'den okumuştu muhaddi şerifi. Burada da zikrediliyor. Her kim namaz kıldığı yerde, burada cemaatle namaz şartı zikredilmemiştir. Dolayısıyla kadınların evdeki namazını veya evde diğer namaz kılan erkeklerin namazını da ihtiva etmektedir. Men qa'ade fi musallahu, kim namazgahında yani namaz kıldığı yerde oturur. Hine yansarifu min salati subhi, sabah namazından ayrıldığı zaman, sabah namazını bitirdiği zaman, selam verdiği zaman oturursa hatta yusabbiha rak'ati duha, işrak namazını kılana kadar oturursa la yekulu illa hayran, orada gevezelik yapmayacak tabi, hayırlı şeyler söyleyecek. Yani zikirle, tesbihle, Kur'an'la, sohbetle meşgul olacak. Gufira lehu hatayahu, bu insanın günahları bağışlanır. Ve in kanet ekthera min zebedil bahri, denizin köpüklerinden daha fazla dahi olsa bir insan sabah namazını kıldı, dünya kelamı konuşmadı, İşrak vaktine kadar bekledi. İşrak vaktinde iki rekat namaz kıldı. Bu adam ne yapmış oluyor? Denizin köpüklerinden fazla dahi olsa günahları silinmiş oluyor. Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh efendimizden merfu'an nakledilen kitabımızın şerhinde Mirkatül Mefatih'te şöyle bir hadis-i şerif vardır. Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh efendimize buyurmuş aleyhissalatü vesselam efendimiz İn salleyte duha rekateyni lem tekün minel gafilin. Yani iki rekat o işrak namazında namaz kıldığında gafillerden sayılmazsın. وَاِنْ صَلَّيْتَا veya kuşluk namazı ile ilgili de olabilir. Kuşluk namazını iki rekat kılarsan hepten gafillerden değilsin yani. Ayıklardansın ki bunu kıldın. وَاِنْ صَلَّيْتَا اَرْبَعًا eğer bunu dört kılarsan كُتِبْتَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ muhsin kullardan yazılırsın. وَاِنْ صَلَّيْتَا سِتَّنْ كُتِبْتَ مِنَ الْقَانِتِينَ eğer altı rekat kılarsan bir üst derece قانتون diye ibadetine düşkün olanlardan yazılırsın. وَاِنْ صَلَّيْتَهَا ثَمَانِيًا كُتِبْتَ مِنَ الْفَائِز۪ينَ eğer 8 rekat olarak kılarsan fevzü necata ermişlerden yazılırsın. وَاِنْ صَلَّيْتَهَا عَشْرًا لَمْ يُكْتَبْ لَكَ الْيَوْمَ ذَنْبٌ eğer 10 rekat kılarsan o gün sana günah yazılmaz. Yani Allah seni korur. وَاِنْ صَلَّيْتَهَا ثِنْتَي عَشْرَةَ رَكَعَةً 12 rekat kılarsan Benallahu leke beyten fil cennet. Cenab-ı Hak o 12 rekat kıldığın kuşluk sebebiyle cennette sana bir köşk bina eder buyurmaktadır. Demek ki kuşluk namazı 2 rekatten başlar 12 rekata kadar çıkacağı konusunda hadis-i şeriflerde kaynaklar, ifadeler vardır kıymetli izleyenlerim. An Ebi Hureyre'te kitabımızda bu konunun 3. faslına geldik. Ebu Hureyre radıyallahu anh efendimiz der ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Men hafaza ala şuf'ati duha gufiret lehu zunubuhu ve in kanet mitle zebedil bahri.
Bir insan devam ederse nereye? Kuşluk namazının iki rekatına devam ederse. İşrak olma ihtimali de var. Sonuçta ikisi de namazdır. İkisi de benzeri faideleri temin etmiş olur. Çünkü işrak ile ilgili hadis-i şeriflerde de luha, güneşin parlaması anlamında olduğu için bu ifade kullanılınca bazı alimler sabah gündüzün evvelinde, sabah namazından sonra gündüzün evvelinde iki türlü namaz var. Birisi işrak, birisi kuşluk demişlerdir. Evet, her kim iki rekat kuşluk namazına devam ederse, bunu prensip haline getirirse غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ deniz köpükleri kadar dahi olsa günahları bağışlanır buyurulmaktadır. Kuşluk namazının faziletiyle ilgili Hazreti Ayşe annemizden rivayet edilen bir söz var. وَعَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا Hazreti Ayşe annemiz, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimizin kerimesi, aleyhissalatü vesselam Efendimizin zevce-i mutahharası. Diyor ki, اَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّ الْلُّحَا ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ Hazreti Ayşe annemiz kuşluk namazını 8 rekat olarak kılarmış. Terbiyeyi kimden almış? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den almış. ثُمَّ تَقُولُ Sonra dermiş ki, لَوْ نُشِرَ لِي اَبَوَايَ مَا تَرَكْتُهَا Yani ben bu 8 rekat kıldığım kuşluk namazından öylesine zevk alıyorum, öylesine zevk alıyorum ki yani o namaz vaktinde annem babam diriltilecek olsa annemi babama dönüp ilgilenmektense bu 8 rekat namazla ilgilenmeyi tercih ederim. O benim için daha zevklidir diyor. Ki annesi babası bir insan için öldükten sonra dirilip huzuruna gelip onu görmesi nasıl bir manzaradır? Yani muhal olan bir şeyden bahsediyor ama o namazdan devam etmek suretiyle aldığı zevk ve o namaza verdiği ihtimamı göstermesi bakımından önemlidir. Kıymetli izleyenlerim, bu konuda Ebu Sa'id radıyallahu anh Efendimiz'den mervi olan قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّ الضُّحَى diyor ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını kılardı. Hatta nequl la yed'uha. Öyle devam ederdi ki artık bu vazgeçil ve vazgeçmeyeceği bir namazdır derdik. Ve yed'uha hatta nequl la yusalliha. Bazen de ara verirdi. Derdi ki herhalde buna bir daha başlamayacaktır. Tirmizi'nin rivayet etmiş olduğu bu hadis-i şeriften ne anlıyoruz? Yani bu vacip olan bir namaz değildir. Nafile bir namazdır. Sünnet olan bir namazdır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sürekli yapmış olsaydı biz de onu sürekli yapmak mecburiyetinde kalırdık. Bazen terk ettiğinden dolayı o terk günlerinde Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e mülaki olanlara sorsan kuşluk namazı kılar mıydı? Kılmazdı diyecektir. O günlerde Efendimiz'e beraber olanlar, diğer günlerde uzaktan gelmiş o günlerde Efendimiz'e beraber olanlar Efendimiz'in kuşluk namazı kılmadığını zannederler. Halbuki Aleyhissalatü vesselam Efendimiz evinde kılma ihtimali olmasının yanında bazen de terk ederdi. Terkin gerekçeleri, sebepleri elbette vardır. Kıymetli izleyenlerim, böylece bir dersimizin sonuna gelmiş olduk. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan kuşluk namazı ile ilgili aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz'den, hatta Hazreti Ömer Efendimiz'den böyle ciddi bir talimat olmadığını ifade eden rivayetler vardır. Sonuca baktığımız zaman bütün fıkıh kitaplarımıza yansıyan, hadis kitaplarımıza yansıyan kuşluk namazı ile ilgili hadis-i şeriflerin sıhhatidir. Hatta bazı sahabe-i kiram Rıdvanullah aleyhim ecmainden bazılarına aleyhissalatü vesselam Efendimiz eğer gücün yeterse kuşluk namazını terk etme dediği de rivayetler arasında yer almaktadır. Kıymetli izleyenlerim, bir dersimizin sonuna geldik. Bu dersimizde inşallah işrak ve kuşluk namazı alışkanlığımızı başlatmış olalım. Böylece hem organlarımızın sadakasını, eklem yerlerimizin sadakasını ödemiş olalım her gün. Hem de gün içerisinde yapacağımız işlerin bereketli olmasını sağlayalım. Çünkü her kim Allah için olursa Allah da onun için olur ilkesiyle hareket etmiş oluruz. Biz Allah için fedakarlık yaparsak Allah Celle Celaluhu da bu performansımızı takdir eder. Gün içerisinde işlerimizi kolaylaştırır ve bereket vermiş olur.
Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Yüce Rabbim ibadet hevesimizi artırsın, ibadet kalitemizi artırsın. Nafile ibadetlerle, farz ibadetlerle böyle bol bol zengin bir şekilde ahirete varabilmeyi, güle güle hesap verebilmeyi, yine güle güle Sırat Köprüsü'nü şimşek gibi geçebilmeyi, cennette o altından köşkleri hizmetçileriyle beraber bulabilmeyi her birimize nasip etsin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.